Ya şimdi tabii Nagelsmann'ın yolu genç. Yarın bugün Bayern Münih teknikör Hans Flick bir takım başına geçse büyük ihtimal Nagelsmann'a da gider Bayern. Evet. Ve o da kabul eder. Niye kabul eder? Abi edersin? şimdi bak Leipzig'de de bu işin sonunu getirememek çok aslında böyle anormal bir başarısızlık değil. O bir gerçek. Evet çünkü Leipzig'den bir de şöyle bahsetmek gerekiyor. Abi tamam, muazzam tam bir avuç. proje takımı ya. İyi Ama oynayan gidiyor yüksek paraya yani. Eskiden almış olduğun almış olduğunuz oyuncu yaş aldıkça orada oynamaya devam ediyor. Ama Ralf Ragnick'in oturtmuş olduğu bir kültür var. 23 yaşın üstünde oyuncu evet. satın almayacağız evet. diyor adamlar. Almıyorlar. Evet. Yani almıyorlar. Tekrar Clybert'larla, olmalarla oynamaya başlıyorsun. Ama Bayern işte mesela alıyor Ribery, 100 sene oynatıyor. Bu evet. arada Alaba Ribery'ye ait rekoru kırdı. <laughs> Bundesliga'da ve Alman vatandaşı olmadan en fazla, fazla Almanya forması giyen oyuncu oldu. Ribery'ninki çok önemli bir evet. başarıydı çünkü 36-37 kar oynamıştı. Ee, Alaba da bedava gidiyor. O da ayrı bir şey. Anlaşamadılar. Alaba'yı Barcelona mı alacak, Real Madrid mi alacak tartışması var. Oraya şöyle bağlayayım ama tekrar Bundesliga'dan Yunan devam edelim. Hocam nasıl almazsın? Maaşı yüksek diyorsun. Evet ama yani artık Werner Başkan ya. Aleyce misin abi? <laughs> are you, are you Aleyce? Buradan sesleniyorum. Liverpool sahibi <laughs> <işte. gülüyor> Liverpool owner Mr. Werner. Werner falan. <gülüyor> Werner, <gülüyor> Werner Amerikalı adam evet. Werner ya. Neyin hesabını yapıyorsun abi? <laughs> do you have do you have scorpion <laughs> in your pocket? Alt yazı geçelim adama. Cebinde akrep var? Başka sen alsana bunu ya. Nasıl oyuncu bu ya? Bayern'de da böyle bir rekor kırıyor adam ya. her şeyine çare bon oluyor. bak, mesela Tsimikas'a 11 milyon mu 12 milyon mu ne bonservis bedeli var. ver mi yani ona? Ver bunu adama maaş ver ya. Sol bekinde de kralını oynar. stoperinde de orta sahanda sağ ön bile oynatırsın ya. Daha kaçıncı kez söyleyeceğim ben. Ben sabit, o neydi bizim Yunan sol beynin Liverpool'daki? Tsimikas. Adı Tis, da zor Tsimikas. E, Türk kulüplerinin şeyine radarına girecek bu yaz. Bak gör. Öyle mi? Liverpool'dan sol bek Tsimikas'ın peşinde. Kim? Galatasaray misal sanatçının yerine. Ya belli olmaz. İleriden daha ileride daha iyi kariyer yapabilir. Ama Çünkü oyuncuların genelde böyle 25 26 yaşından Öyle sonra Öyle ama Jurgen Klopp hiç düşünmedi adamı. Evet abi. Bak hiç mesela, düşünmedi. Mesela bu maçta hiç James şey düşünmedi. Sol bek çekti evet. diyerek. Yavaş yavaş geçiş evet. yapalım. Evet. evet. sol bek çekti Arsenal karşısında alınan çok etkileyici galibiyet. Çok. Gerçekten çok etkileyici galibiyet. Ve e, ben Arsenal'ı şöyle hayret ettim. Hani Callum Chambers ve e, Holding. Orası dedik ki maneyi tutmak için mi acaba? Şey yok yok düşünce. Bu hani. maneyi ne gerek var tutmaya? Adam kendi kendini tutuyor. Bu maneyi kim verdi o kramponları? Her hafta bu, bu bu kişiyi sorguluyorum ben. Abi adam ayakta duramıyor o kramponlar yüzünden ya. Farkında değil misiniz yani? Bir ben mi ne oldu maneye abi adamı sanki bir kaçırmışlar. 15 gün hiçbir şey vermemişler gibi bir güçsüz, bir şey halsiz. Ve da şey yapmışlar yani bu maçın ev daha önceki maçları ile biraz daha e, ama downgrade edilmiş adam yani. Öbür maneyi mi geldi acaba? Ne bileyim olabilir? Rio'vede Rio nereden var mı hala Mane? Manegiller vardır ya zaten. Vardır. Maneler geniş bir ailedir. Bak şimdi ben fazla <laughs> eleştirmiyorum. Çünkü yani her an sokaktan <laughs> stadyuma ya ben çok seviyorum bir de adam biliyorsun ya. Mane mesela geçen sene benim için Liverpool'un 30 sene gani şampiyonluğun en iyi futbolcusuydu açık ara. Ne Alisson, Becker, ne Van Dijk, Mane yani. Ama niçin en iyisiydi? Çünkü Mane e, hareket başlamadan önce düşünüp evet düşündüğünü yani. anında evet, uyguluyor. anında uyguluyor Şimdi öyle değil Mane. Yani şimdi Mane top geliyor. Pas mı şut mu derken Jota ikinci golü öyle atmadı mı? Mane daha karar veremez, evet, karar <laughs> Dur abi evet, sen evet, karar evet. veremiyorsun. Ben tamamlayayım dedi bir yani. Bir böyle düşünce hamlı yani West Ham'lık. Evet. Abi çok hızlı düşünen bir oyuncuydu. Ne oldu abi adama Bir ya, birden gerçekten? bir adam daha Sıkıldı farklı şeyler. Sıkıldı herhalde şeyine. pandemide yani, falan o da olabilir. Felsefe olarak bakıyor herhalde. Şimdi burada böyle düşünürsem çok düşünüyor ne olur? Abi, çok düşünüyor. düşünürsem ne olur? Topu ayağından kaçırıyor. Uçarak çok kafa vuracakken vuramıyor falan böyle. Bu efsane teknik direktörü. Avrupa kupasında en fazla kazandığımız, Şampiyon <laughs> eski versiyonunda en çok kazandırmış hoca. Bu Oppest değil mi? Bu Oppest'le hocanın yine aşağı dediği gibi. Niye kaleye vurmadan in diyor. Opsiyonları düşünün. Sen gol yap. Sonra opsiyonları beraber düşünmeye devam ederiz. Sonra defa harca izler. Ben sana sonra opsiyonu, opsiyonu anlatırım. Düşürüyor. Mane geçen sene hakikaten. Hiç Önceden karar veriyordu. Ayak içi 90'a. Önceden karar veriyordu. Çalımı basıyordu. Şimdi bu 3-0'lık iyi bir galibiyet. Yani Liverpool ilk kez ligde Londra'da Arsenal'i 3 farklı yeniyor bir kere. Yani aslında çok evet. tarihi bir galibiyet. Bakınca bir de çok kötü gidiyordu takım. Bence bütün olay Fabinho'nun artık asıl yerine geçmesi. işte bütün takımı toparlayan Ozan Kabak'la ...Netflix'in, ee, NetFlips'in yani netflix <laughs> daha doğrusu. Vallahi netflix bayağı Netflix kalitesinde <laughs> oynamaya başladı. Aha. Bunu sağlayan Fabinho işte. Niçin? Hani seçip beğeniyor pozisyonları Fabinho. Netflix'e nasıl giriyorsun? sana Yazıyorsun. Izlediklerine göre Dövüş, savaş. Falan. İşte müzik, gitar falan ha. hani. Gençlik nasıl, kamp ateşi. Dur dur, yerden böyle ara top atılıyor. Fabinho tak, dur şimdi böyle. Ozan yetenekli ama çok genç, daha 20 yaşında. Bak sonra beni stopere çekiyorlar ben bu topu keseyim anladın mı? Bak Fabinho'nun olayı o. Fabinho tam bir çapa tam anlamıyla. Bence dünyanın en iyi 6 numaradan bir tanesi. Dünyanın faal en iyi 4-5-6 numarasından bir tanesi. Bunda da oyunu daha önce Monaco'da geriden okumasının Aynen. getirmiş olduğu avantaj var. Sabek oynamışlığı. oynamışlığı evet. için. Ve yani 4-4-2'de o... sürekli iki orta saha oynamıştın şampiyon oldukları evet. sezon. Hatta ve şey Bakayko ile beraber oynuyorlardı. Hatta ve hatta e, şunu da isteyelim. S o takımda e, Silva da vardı. Evet, e, Joshua Kimih ile Fabinho'nun bize profillerini getirsinler. Çünkü Kimih de sabah oynarken merkeze geçiyor. Fabinho hmm. sabah oynarken merkeze geçiyor. Hayır, burada oyuncu karşılaştırmadan ziyade iki oyuncunun nelerini daha iyi yapabildiğini anlayacağız biz bu iki karşılaştırmada. Ama ben Kimih'in bu asıl yerinin Tiago yeri olduğunu düşünüyorum. Alcantara, Abi, Alcantara. ki Alcantara evet. en iyi maçını oynadı Liverpool'daki. Evet. Liverpool'da ki. Onu da Fabinho sağladı. Evet Fabinho sağladı. Zaten Fabinho da, asıl yerine defansı orta saha geçişinden beri Tiago Alcantara'da bayağı toparladı. Hala ilk geldiği zamanki evet. beklentiler seviyesinde değil ama bayağı toparladı. Ve Jürgen Klopp'un kafasında ilk defa çok uzun zaman sonra kendi istediği Liverpool'u gördük. Yani o ilk yarıdaki o baskı hani 30 evet. dakikalık -3 -3, o 4-3-3 dönenleri toplayan top, takım. Top, top, Üstelik Fainaldum'la Jordan Henderson yani, yok. Yani. yok. Evet. Ve burada ya Fane aldım ya da Jordan Anderson. İkisinden, ikisinin rolünü üstlenen bir oyuncu daha vardı. Benim maç, maç için gizli kahramanım Sabek e, Trent Alexander. Çok Arnes. iyi performans. Ya Zaten o kadar fazla çok kazandı yönetici. ki adam. Lütfen Gerrit Southgate çağırmamaya devam et milli takıma. Zaten bu milli takım oyuncu Almalı bu Liverpool'dan kardeşim. Sakatlanıyor geliyorlar falan. Benim Aslan <laughs> bak Gomez orada sakatlandı. Trent orada ilk sakatlandı falan. Gerek yok. Zaten bir şey yapacağınız yok. Şimdi bu küçük küçük takımları yeniyorsunuz. Bana yine havalar, civalar. Belki bir işte hepsi taş kuş taşa çarparsa falan belki artık bir daha şampiyonsunuz da. Bu oyuncuları oynatma. Beğenmiyor Trent'i ya. Kadroyu almamış. Alma. Ben olsam Trent'in yerinde it's A all over. I'm playing only for Liverpool. It's all over now. It's all şey over now. <laughs> Baby Blue. Bob Dylan çok seversin şarkısı. Birds versiyonu da çok güzel. <laughs> Acaba şey mi düşünüyor? Hani oyuncuyu ben bir, bir Avrupa şampiyonasını hırslandırayım falan değil mi düşünüyor? Hırslandır iyi. Liverpool'un lehine oldu. Bence maçın en iyisi. Tabii ki Jota'nın golleriyle Jota Başka? skor adamı vurdu da. Trent bir süredir. Ya bak Trent'i mini takımı almamasını adam şöyle açıklasa büyük bir performans düşüşü yaşadı dese tamam diyeceğim. O da yok. onun toparlanması dinlenmesi için evet. onu da söylemedi ya. Yani. Hiçbir şey söylemedi. Tabii Arsenal cephesinden de bakmak lazım. Yani mesela Arteta'yı ben Alex... son... beğeniyorum bir şey demiyorum ama yok no. aynı no. hafta Liz no. James'in oyunda savunmanın West Bromwich'ten 5 yiyip <gülüyor> <gülüyor> Güldüren Allah güldürüyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Allah <bizim gülüyor> bizi o güldürüyor. o maça gideceğiz yani. inanılmaz ama. Hani Arteta Arteta çok fazla e, guardiolizm e, şeyi yapıyor. <laughs> hani bu maç için düşüncesi neydi bilmiyorum Maçta ama Obama Yank'larla falan başladı. Tamam hani. Martin Bunu eyvallah. bildiğim için sana böyle karşı tez evet. geliştirdim. Hazırladım. <laughs> tamam harika. Sen anlat. Yani Mesela Alexander Arnold'un ortası ve golle biten şeyde Obama Yank'ın yani bir Obama Yank gibi bir oyuncunun dünyanın sadece bak Liverpool'un değil Premier Lig'in değil dünyanın Avrupa'nın diyeyim daha çok Avrupa takip etmesi çünkü dünya çok iddialı oldu çünkü birazdan <laughs> Brezilya'yı Brezilya için Brezilya bilmiyoruz. Evet. bilmiyoruz. Avrupa'nın en iyi ceza sahasına cross pas yollayan oyuncusuna karşı o kadar mesafe bırakırsan golü kalende görürsün. Bir de Aubameyang'ı böyle ya, ikinci bir evet. sol bek gibi oynatmak evet, pratikte. falan. Hiç hani, bir şey yani, hiçbir Teoride şey yaramıyor Teoride sol ön de hiç öne çıkamıyor evet. ki Arsenal. E, zaten... neredeydi ki zaten evet. onun önünde olsun. Hatta... Arsene... bayağı baya 8 numara pozisyonunda tabii, haritasında. Şimdi bak neye tabii geleceğim. geleceğim. Guardiola'dan etkilenmiş olabilir ama pratikte bu yok. Bak. Evet. artıra dönemi 5. kez Arsenal iç sahada topa sahip olmada da %40'ın altında kaldı. Bu topa sahip olma özellikle Türkiye liginde çok göreceli olsa Hı. da Arsenal DNA'sında bu yok. Evet. Ayrıca bu tolere de edilemez. Çünkü Wenger bu takımın efsane teknik direktörü. Wenger bu takımı şampiyon Ligi'nde ne çıkarır? Bırak <laughs> İngiltere'de şampiyon yapması, Nama bir şampiyonuz. Evet. O DNA'ya göre biçimlendireceksin. Mesela Bayern Münih'te açıkçası Hansi Flick yepyeni evet bugüne kadar hiç oynatılmamış bir oyun oynatacağım demiyor ki Bayern Münih'te üst üste bir gelişim var. Yani o şeyle tekrar başlayan tabii ki Jupp Heynckes hocanın dönmesi şampiyonluk şampiyonun gelmesi ardından Guardiola'nın tercih edilmesi sonra Heynckes'in bir daha dönmesi falan Ancelotti'nin getirme sebebi de bu. Evet. Büyük oyun oynatma. Arsenal Arsenal tarihsel ortalamasına göre Wenger tarihsel ortalamasına göre küçük oynuyor. Son 8 sezonu baz alalım. Hı hı. Bak namal bu şampiyonlarını değil Wenger'in. Son Wenger'in son 8, Wenger sezonu, son 8 yani. sezonu. Bak haksızlık yapmıyorum. 2003, 2004, 2005 modeli değil. 90'lı 98'i değil. Ne bu Overmars'lı takımı ne Harnley'li e takımı değil. Son 8 sezonu Beğenmediğiniz Wenger hocamı beğenmediğiniz, Özellikle Serdar Ali Bey'in beğenmediği, hiç beğenmediği Wenger hocamı. Ya o adamı <laughs> beğenmiyorsunuz ya neyse. Son 8 sezonu Wenger hocamın 152 iç saha maçında sadece iki kez yüzde 40'ın altına düşmüş. Bu beşinci kez yüzde 40'ın altında bir buçuk yıl falan oldu. Arsenal DNA'sına ters. Bir kere oyuncu malzemesine ters. Maçın en etkisiz ismi kimde oynanan Yani kimi hepsi etkisiz ya. En etkisi, en böyle bekleyeni önemli. Top hiç Arsenal'e gelmediği için ne yapabilir abi? Şey Real Madrid'in oyuncusu. O da Garcia. Sebayosu söylüyor. Sebayosu, Sebayosu, Sebayosu. Hiçbir şey yapamadı çocuk. Ve ben onu topa sahip olmak için oynadığını e Yani düşün. topa sahip olmayacaksan nasıl Bediyesi o zaman ne yapacaksın? O zaman elle niye yani. Aynen eleniyle başla. Ha, en hatta en bir baş... tane daha stoper koy hiç gerek yok yani. Ha. O üçlü savunmaya evet. devam etsin hocam. Mari'yi falan oynat yok. yani öyle bir ya şey. Ya yani. Liverpool yani bir çok keyif aldım falan ama abi Arsenal'in ilk şutu hatta ilk gol girişimi 33. dakika. Liverpool ben daha büyük olan bir şey var benim için İngiltere'de. O da Kraliçe değil tabii ki. İngiltere Premier Lig'in kendisi. Abi çünkü bir kere sen bakma. Yani en gol... Kraliçe en... deyince aklıma bir espri geldi. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Kraliçe Elizabeth yerine ilelebet yazmışlar aslında. Nerede? Buyur <laughs> abi. <laughs> 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 ben çok yakın bir arkadaşım var Ragıp Bey. Kuşadası'nda. Ragıp Bey'in nişi İngiliz. Eşim de şikayet ediyor beni ya diyor bu İngiltere kacısına öyle öyle konuşuyor sonra İngiltere'ye gidiyor kimse de buna bir şey demiyor falan. Ali niye öyle düştü? Dedim ki there is only one queen of England. İngiltere'nin tek bir kraliçe queen. O da dedim Freddie Mercury geldi. <laughs> o kadın bile güldü. O kadar <laughs> seviyor falan kraliçemi. Espri <laughs> sahibi insan. <laughs>